Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Evet, zikirle alakalı ayet-i kerimelere devam ediyoruz. Bu birkaç derste inşallah zikrullah'tan uzaklaşanların halleriyle alakalı. Taha ayet 124. Kim beni zikretmekten yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah'ı zikretmekten yüz çevirenlerden bahsediyor. Kim zikirden yüz çevirirse. Zikirden yüz çevirmek geniş bir daire. Namazdan yüz çevirmek, oruçtan yüz çevirmek, haçtan yüz çevirmek, Allah'ın emir ve yasaklarından yüz çevirmek, sünnet-i Resulullah'tan yüz çevirmek ve ayrıyetten de normalde bir kimsenin oturup la ilahe illallah veya Allah deyip halakayı zikirden yüz çevirmek. Bir kimsenin kendi virdinden yüz çevirmek. Bunu normalde şer'i olarak baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarından yüz çevirmek. İlmel yakin noktasında Kur'an ve sünnetin emrinden yüz çevirmek. Buna aynel yakin noktasında baktığımızda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetlerinden yüz çevirmek olduğu gibi onun edebinden, adabından, ahlakından oturup zikretmekten yüz çevirmek. Tarikat-ı aliyeden yüz çevirmek. Sufilikten yüz çevirmek. Virt almışın, ders almışın, akit yapmışın, bundan yüz çevirmek. Bir yola girmişin, bir tarikata girmişin, bir nefis mücadelesine girmişin, bundan yüz çevirmek. Bunun hakikatinde Allah'ın haliyle hallenmekten yüz çevirmek. Bir kimse Allah'ın haliyle hallenmekten yüz çevirmesi. Allah muhafaza eylesin. Kim böyle yaparsa ona dar bir geçim vardır. Ona dünyada da ona ahirette de dar bir geçim vardır. Onun dünyası da sıkıntılıdır. Ahireti de sıkıntılıdır. Onun için o sıkıntı onda hiçbir zaman kaybolmaz. O çünkü Allah'ın zikrinden yüz çevirdi. O çünkü sünnet-i Resulullah'tan yüz çevirdi. O Kur'an ve sünnetin durduğu noktadan yüz çevirdi. O nankörlerden oldu. O gevşeklerden oldu. O hainlerden oldu. O Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ve sünnet dairesinde durmaktan imtina etti. Ona dar bir geçim var. O kendince dedi ya derse gitmesem de olur dedi. Ona dar bir geçim var. O ben bu zikrullahı yapmasam ne olacak ki dedi. Ona dar bir geçim var. Ona dar bir geçim var. Kim zikrullah'tan ve zikrullah halakasından yüz çevirirse ona maddi manevi dar bir geçim var. Manevi rızkında da dar geçim var. O kıldığı namazdan lezzet tat almayacak. Namaz onun üzerinde durmayacak. Oruç onun üzerinde durmayacak. Ona dar bir geçim var. Ona dar bir geçim var. Artık o manevi hallerden bir şey almayacak.
manen de rızkı kesilecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görüyordu. Dar bir geçim var, rızkı daralacak. Pir efendileri görüyordu. Rızkı daralacak, dar bir geçim var. Kalbine ilham geliyor. Rızkı daralacak, ilham kesilecek, dar bir geçim var. O gün geçtikçe manevi hallerden de düşecek. Allah'ın zikrinden yüz çevirenlere dar bir geçim var. Onun her yerde bir daralması olacak. Her yerde sıkışması olacak onun. Her yerde sıkışması olacak. O kalbini akıta akıta Allah'a kulluk edemeyecek, yüz çevirdi. Allah muhafaza eylesin. Amin. Onu diyor kör olarak haşrederiz. Bu darlık burada kalmayacak. Mahşerde de kör olarak haşrolunacak. Mahşerde yeniden dirilişte kör. Ama doğuştan göremeyen insanlardır. Körlük ise amalık değildir. O kimse görüyor haldeyken bir arızadan dolayı görememesidir. Körlük budur. Herkesin gördüğünü o kimsenin veya daha önce de o kimse gördüklerini göremez hale geliyor. O yetmiyor. Ne oluyor? Köreliyor. O zikrullah'a sırtını döndü. Köreliyor. Hem zahiren o mahşerde haşredilirken kör olarak haşredilecek. Aynı zamanda da zikrullah her an haşırdır. Zikrullah her an mahşerdir. O orada da kör kalacak. O bir şey görenlerden olmayacak. Ve onlar diyecekler ki biz daha önce görüyorduk ama. Cenab-ı Hak onlara da cevap verecek. Evet siz daha önce görüyordunuz. Siz daha önce gördüklerinizi biliyorsunuz. Ama şimdi siz göremeyeceksiniz. Siz delalet getir, Cenab-ı Hakk'ın delillerini göremeyeceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın misal alemini göremeyeceksiniz. Şahadet alemini göremeyeceksiniz. Batın alemini göremeyeceksiniz. Siz Cenab-ı Hakk'ın size bahşettiklerini göremeyeceksiniz. Maddi manevi. Neden? Siz çünkü Allah'ın zikrinden yüz çevirdiniz. Sizin dünya gözünüzde basiret kalktığı gibi kalp gözünde de basiretiniz kalkacak. Siz dünya aklınızdaki basiret kalktığı gibi manevi aklınızın da basireti kalkacak. Siz ne yazık ki ne madden görebileceğiniz ne manen görebileceksiniz. Çünkü siz Allah'ın zikrinden yüz çevirdiniz. Siz hiçbir delili ve delaleti görme noktasında olmayacaksınız. Burnunuzun ucundaki manevi hallerden haberdar olmayacaksınız. Burnunuzun ucundaki zahiri hallerden haberdar olmayacaksınız. Kim zikrullah'tan, Allah'ın zikrinden yüz çevirirse o körlüğü beklesin. O darlığı beklesin. Önce darlık, ardından körlük. Darlık işaret fişeği. Darlık işaret fişeği. Sen o işaret fişeğinden anla. Kalbine darlık geldi. Hani deriz ya kabız hali. Kalbine darlık geldi. Neden? Allah'ın zikrullahından yüz çevirdiğinden. Kim kabız haline düşerse Allah'ın zikrini eksik yaptığından. Dersini çekmediğinden, namazını dosdoğru kılmadığından. Kimin rızkında maddi manevi darlık var ise Allah'ı az zikrettiğinden.
Kimin gönlünde bir darlık var ise Allah'ı az zikretinden, zikrullah'tan yüz çevirdiğinden dolayı. Eşin seni engellemesin. Çocuğun seni engellemesin. Malın seni engellemesin. Canın seni engellemesin. Anne baban seni engellemesin zikrullah'tan dolayı. Annen baban zikrullah'tan seni engellemesin. Sen ne zaman, bunların hepsi de imtihan. Biz sizi anne babalarınızla, eşlerinizle, çocuklarınızla, mallarınızla, canlarınızla imtihan ederiz. Zikirden insanı geri döndüren esaslar bunlar. İnsanlar bu esaslara dikkat edecekler. Nefse uymak yok, şeytana uymak yok. Köreldiğinin resmidir. Kabız halinin resmidir. Manevi körlüğünün resmidir. Ya önceden sen bir gün öncesinden ertesi gün olacağını görüyordun sen. Şimdi ne oldu? Allah'ın zikrinden yüz çevirdin. Geceleri oturup bir saat zikrullah yapıyordun. Şimdi yapmıyorsun. Gözün arama kayıyor. Zikrullah az yaptığından dolayı. Dilinin tavanı kaçtı. Zikrullah az yaptığından dolayı. Elin namusuna gözünü attın. Dilini attın. Elini attın. Zikrullah az yaptığından dolayı. Eşine küfrettin. Zikrullah'ı az yaptığından dolayı. Çocuklarına küfrettin. La ilahe illallah diyen dilinle küfür yaptın. La ilahe illallah diyen dilinle etrafa küfrettin, sövdün, sildin, attın kenara. Allah diyen dilinle Kur'an ve sünnetin dışında bir şeyler söyledin. Sen zikrullah'tan yüz çevirdin. Körlüğü bekle. Zikrullah'tan yüz çevirdin, darlığı bekle. Zikrullah'tan yüz çevirdin sen. Geriye, 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 geriye doğru gidişi bekle. Bekle. Allah'ı az zikrettiğinden dolayı musibeti bekle. Allah'ı az zikrettiğinden dolayı rızık sıkıntısını bekle. Allah'ı az zikrettiğinden dolayı gönül sıkıntısını bekle. Zikrullah, zikrullah kalbe şifa. Zikrullah derde deva. Zikrullah cana sefa. Zikrullah bereket. Zikrullah bir kimseyi kanatlandıracak olan ibadet. Zikrullah insanların görmediğini gösterecek olan ibadet. Zikrullah kalp ayağıyla gidilecek olan ibadet. Zikrullahsız bir mürit düşünülemez. Zikrullahsız bir tarikat düşünülemez. Zikrullahsız bir sufilik düşünülemez. Allah'ı zikretmek en büyük iş. Kalpler ancak zikrullah ile mutmain olur. Hadis-i şerifte kalbin cilası Allah'ı zikirdir buyurdu. Kalbin cilası Allah'ı zikirdir. Zikirsiz ruhun gıda bulması, canın şifa bulmasını bekleme. Zikirsiz bir genişlik bekleme. Kalbinde bir darlık varsa az zikretmekten. Efendim herkes görüyor, ben göremiyorum. Az zikretmekten. Hayatına dikkat etmemekten. Ben daha önce çok rüyalar görüyordum, iyi rüyalar görüyordum, şimdi görmüyorum. Kendi kendine eminlik geldi, kurtuldun ya. Büyük abi oldun, büyük abla oldun. Eski derviş oldun ya, baba derviş oldun sen. Sana bir şey dokunmaz dedin kendi kendine. Körlerden oldun gittin. Körlerden oldun gittin. Kendi kendini dev aynasında gördün. Kendi kendini iyilerden gördün. Oldun bittin sen. Sen kendi kendine oho uçurdun. Uçurdun kendini. Allah'ı az zikrettin, nefsine uydun.
zikrullah'tan yüz çevirdin, nefsine uydun. Ha bu akşam maç var, maça gideyim dedin. Aman canım bu akşam da evde oturayım dedin ya. Ne yapayım şimdi? Sonu yok ya. E bugün de zikrullahı yapmayıver. Ya sonu yok nasıl olsa. Ya sen baba dervişsin. Sana bir şey dokunmaz ya. Haramı da sen baksan bir şey olmaz. Sen muhteşem dervişsin ya. Şeyhin de seni seviyor. Fitursuz hareket etsen. Sen şeyhi de seviyorsun ya. Eline ne geliyorsa, eline ne geçiyorsa yap. Neden? Sen seviyorsun ya, senin gibi aşık mı var? Senin gibi derviş mi var? Oho! Hallolur. Hele bir mürşide de bağlandın ya sen. Tamam her şeyin bitti sen. Hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Ya namaza bile gerek yok. Avam için o. O çekilen virde de gerek yok. Neden? O avam için. Sen hasıl hassın. Senin duruşun dahi zikir. Ne gerek var oturup da la la illallah diyeceksin, amballık yapacaksın. Senin susman oruç ya. Susuyorsun ya. Oruç seninki. Oruç tutmana da gerek yok sen. Âlâ bir sufisin. Ya oruç nefsini terbiye edememiş avam için. Sen hasül hassın. Sen üstadın. Yanı başındasın hem. Onun yanı başında olmak Allah'ın yanında olmak. Boşver. Ne yapacaksın ibadeti onu bunu? Bir mürşide yolun vardıysa hiç gerek yok başka bir şeye. Namazmış, abdestmiş, oruçmuş. Onlar yol bulmak için. Avama onlar. Sufilere değil. Kör olur, kör. Kim zikrullah'tan yüz çevirirse kör olur. Yolunu sapıtır. Akidesini sapıtır. İmanını sapıtır. İslam'ını sapıtır. Kendisini sapıtır. Zikrullah'tan yüz çevirmek yok. Küçük görme günlük virdini. Az ama devamlı ibadet makbuldür dedi. Az ama devamlı ibadet makbuldür dedi. Sen günlük virdini bir tamam çek. Sen habre la ilahe illallah, la ilahe illallah onunla alışveriş etsen. Sen farzlarını yerine getir. Haramlardan uzak dur. Bütün peygamberler Adem aleyhisselamdan Muhammed-i Mustafa'ya kadar sallallahu aleyhi ve selleme kadar meslekleri ve meşrepleri aynıydı. Hiçbirisi de harama bulaşmadı. Hiçbirisi de farz olan ibadetleri aksatmadı. Hiçbirisi farz olan ibadetleri terk etmedi. Hiçbirisi Allah'ın ahlakını terk etmedi. Hepsi de son nefeslerini verinceye kadar Allah'ın ahlakıyla, onun haliyle hallendiler. Sen Allah'ın ahlakını seç. Örneği nerede? Muhammed-i Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem'de. Allah'ın ahlakının yaşanmış örneği Muhammed-i Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem'de. Kur'an'ın yaşanmış örneği Muhammed-i Mustafa'da sallallahu aleyhi ve sellem'de. Senin şeyhinin yolu o yolsa şeyhin peşine takıl. Eğer şeyhinin yolu sünnet-i Resulullah değil ise, şeyhinin yolu Muhammed-i Mustafa'nın yolu değil ise, vallahi de zındık, billahi de zındık, onun peşinden gidenler de zındık. Onun peşinden gidenler de zındık bile bile. Yol Muhammed-i Mustafa'nın yolu, ona uy. Şeyhin onu anlattığı müddetçe senin şeyhin. Onu sana emrettiği müddetçe senin şeyhin. Onu sana emretmiyorsa o da Allah'ın zikrullahından yüz çevirdi. O da zikrullah'tan yüz çevirdi. Ona da maddi manevi darlık var. Ona da maddi manevi körlük var. Ayet tehdit ediyor. Tehdit.
Kim Allah'ın zikrullahından yüz çevirirse ona darlık veririz. Ona darlık gelir. Onu kör olarak haşrederiz. Ona körlük gelir. Kim zikrullah'tan yüz çevirirse, kim çevirirse, peygamberler bu tehdidin altında veliymiş, mürşidi kamilmiş, alimmiş, dervişmiş, sufiymiş, uçuyormuş, denizin üstünde yürüyormuş, duvarın arkasını görüyormuş. Geç! Zikrullah'tan yüz çeviriyorsan hem darlık hem körlük var. Hem darlık hem körlük. Namazdan yüz çeviriyorsan hem darlık var hem körlük. Oruçtan yüz çeviriyorsan hem darlık var hem körlük. Haçtan, zekattan, güzel ahlaktan yüz çeviriyorsan hem darlık var hem körlük. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine şikayete geldiler. Dediler ki gökten yağmur inmiyor. Dedi ki o beldede yalan söyleniyordur, fuhuş artmıştır. O beldede yalan söyleniyorsa ve fuhuş arttıysa Allah onun bereketini keser dedi. Hazreti Mevlana dedi ki edepsizlik ve zekatın bulunmadığı yere Allah rahmetini keser dedi. Edebe uyulmayan yer ve zekat verilmeyen yer. Allah oradan rahmetini keser dedi. Sen bunu kim kazandı? Benle beraber mi kazandın deme. Zekatını kılı kırk yar, zekatını ver. Zekatını vermezsen darlığı bekle. Kılı kırk yar. Namazına bir tamam dikkat etmezsen darlığı bekle. Farz ibadetlerinde kılığı kırk yarmazsan darlığı da körlüğü de bekle. Darlığı da körlüğü de bekle. Tüccarsın, kör olursun. Satılmayacak malı alırsın, elinde mal patlar. Kör olursun, verilmeyecek adama mal verirsin, çekler elinde patlar. Kör olursun. Dükkana gelen müşteriye bağırır çağırır gönderirsin. Kör olursun. Kör olursun, şaşkın olursun, sarhoş olursun. Kaybedersin kendini. Kaybedersin. Allah sana darlık verir. Anla. Anla, Allah'ı zikret. Anla, tövbe et, geri dön. Anla. Her halinle, her halinde, her halinle ona yaklaşmaya gayret et. Ona yakınlık kurmaya gayret et. Her halinle. Attığın adımda, konuştuğun kelimede, baktığın yerde ona yakınlık peyda etmeye çalış. Baktığın yerde. Harama bakarken mi yakınlık peyda edeceksin? Haram konuşurken mi yakınlık peyda edeceksin? Haramla iştigal ederken mi yakınlık peyda edeceksin? Kalbinde zikrullah olmadan nasıl yakınlık peyda edeceksin? Kalbinde hep onun zikri olsun. Hep onunla alışveriş ver. Millet seni dostlarla alışverişte zannetsin. Sen asıl dostla alışveriş et. Sen asıl onunla bak. Bir haram işledin, bil ki gaflete düştün. O yüzden. O gaflete düştüğünden dolayı haram işledin. Gaflete düştüğünden dolayı tehir ettin. Gaflete düştün. Gaflet yakar seni. Gaflet seni perişan eder. Gaflet seni tutar, seni yerden yere vurur. Şataat yapma. Şatafat yapma kendi kendine. Uçma havada. Tevazu sahibi ol. Kulluk yap. Boynunu bük. Kulluk yap. Boynunu bük. Kafanı tepelerde dolaştırma. Başını bulutların üzerinde gezdirme. Kellenin gittiğini görürsün. Acziyetini, fakriyetini, mahviyetini hiç kaybetme. Kul ol, tevazulu ol. Zikrini yap, ibadetlerini yap. Aldanma. Aldanma. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'a dersin. Ayet-i Kerime'nin devamında diyor ki
Biz görürdük daha önce. Biz daha önce görürdük. Biz daha önce görürdük. Daha geriye git şimdi. Bu dünyadayken biz daha önce de görürdük. Biz daha önce dostun bahçesindeydik. Biz şimdi neden dostun bahçesinde değiliz? Biz neden dostun güllerini dermiyoruz? Biz neden şimdi dostla sohbette değiliz? Biz neden dostla muhabbette değiliz? Biz neden dostun yüzünü göremiyoruz? Biz neden dostla muhabbet kuramıyoruz? Biz neden dostla konuşamıyoruz? Bize neden gelmiyor akşamları? Bize neden grup vakti bir selam vermiyor? Biz ne yaptık da geceleri bize uğramaz oldu? Biz ne yaptık da seher vaktinde bülbüller şakırken biz şakıyamaz olduk? Biz ne yaptık da ya Rabbi dediğimizde buyur kulum diye anında cevap görmüyoruz? Allah bizi muhafaza eylesin. İşte o yüzden biz Allah'ı az zikredenlerden olmayalım. De ki gece gündüz sizi Rahman'dan kim koruyacak? Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar. Enbiya 42. Demek ki Allah'ın zikrinden yüz çevirenleri Cenab-ı Hak emanını almayacak. Korumasını almayacak. Cenab-ı Hak onları muhafaza etmeyecek. Allah'ın emanına almayacakları Allah'ın zikrinden yüz çevirir. Evlenecek olan erkekle kadının arasındaki yaş farkı kaç olmalıdır? Yani arada 10 yaş olsa da olur mu? Bu konuda dinin hükmü nedir? Bu konuda din herhangi bir şey koymamış. Aradaki yaş farkı şu kadar olmalıdır diye herhangi bir hüküm okumadım ben. Böyle bir şeyin de olduğunu, normalde olduğuna dair ne hadis-i şeriflerde ne de fıkıh olarak herhangi bir şey yok. Yahu! Hiçbir kimseye Allah onun yüzünü kara etsin demeyin. Allah senin yüzünü ve yüzüne benzeyenin yüzünü kara etsin diye asla demeyin. Çünkü aziz ve celil olan Allah Adem Aleyhisselam'ı kendi suretinde yarattı. Buradaki kendi suretinde yarattı cümlesini izah ederseniz çok mutlu olurum. Suretten kasıt yüzdür. Cenab-ı Hak da Adem Aleyhisselam'ın yüzünü kinaye yaparaktan kendi yüzüne benzetti. Allah'ın eli, ayağı, yüzü hepsi de müteşabihtir. Cenab-ı Hakk'ın yüzü bu noktada nedir, neye benzer bunu bilemeyiz. Ama Cenab-ı Hak Adem'i kutsadı burada. Adem'i kutsayaraktan Adem'in yüzünü de kutsadı. O yüzden bir kimsenin yüzü kara olsun, yüzü şöyle olsun veya yüzüne tokat vurmak veya yüzünü bu noktada darp etmek caiz olmadı. Cenab-ı Hakk'ın eli, kolu diye ayet ve hadisler var. Bunlar müteşabih meseleler. Bir kısım ulema bunları normalde işte Allah'ın yüzü vardır ama Allah'ın yüzünden kasıt nedir biz bilemeyiz derken bir kısım ulema da Allah'ın yüzü vardır. İşte bu yüzü de insanların yüzüne benzer diyenler olmuş. Biz onlara katılanlardan değiliz. Cenab-ı Hakk'ın yüzü müteşabihtir. Ne manaya geldiğini bilemeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde kölelerden bahsediliyor. Oldukça fazla bu köleler hangi milletten ve niçin köleydiler? O zamanlar bir köleleştirme vardı. İslam köleliği ve köleleştirmeyi zaman içerisinde kaldırdı. Bu köleleştirilenler değişik beldelerden, değişik ülkelerden zorla esir adım alınıp köleleştiren insanlar. Bu birinci, bir de ikincisi savaşlarda esir alınanlar vardı.
Bunlar da köleleştiriliyordu. İslam bunları zaman içinde ortadan kaldırdı. Tembellik bir hastalık mıdır? Evet. Hastalık ise çaresi nedir? Çalışmaktır. Tembellik hastalıktır. Allah muhafaza eylesin. Salatu seba, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Din hakikati nedir? Her gün ağzımızda ve kalbimizde olan zikirler, ayrıca kalp gözü açık olan bir insan 18 bin alemi görür mü? Ve ben yeni katıldım dergaha, sizi çok rüyamda görüyorum ve sizi çok seviyorum. Allah sizden razı olsun. Amin. Yeni katılmışsın, yavaş yavaş, yavaş yavaş hepsini de öğreneceksin inşallah. Kırk yaşına geldiğinde günahı sevabından çok olan kendini cehenneme hazırlasın şeklinde bir hadis var mıdır? Varsa teferruatı nedir? Okuduklarımın içerisinde aklıma gelmiyor. Dedem 88 yaşında ve yatıyor, bir de oturabiliyor, 5 yıldır sonda bağlı olarak yaşıyor, namazlarını kılamıyor. Ben dedemin sana kiremit yetireyim, teyemmüm et, kıl diyorum. Sonra diyor, ne yapmalıyım? Allah hidayet eylesin inşallah. 7 tane nefis meratibi var, bu meratipleri geçtiğimizi nasıl anlarız ve bu meratiplerin arasında da meratip var mıdır? Geçtiğini anlarsın, merak etme inşallah. Ben Fethullah Gülen'e ait bir yurtta danışman olarak çalışıyorum. Sizce bir sakıncası var mıdır? Devam etmeli miyim yoksa işten çıkmalı mıyım? İşe daha gireli 10 gün oldu ve birçok yere başvurdum. Hiçbir yerden haber gelmedi. Orada gelince ben de gittim. İyi etmişim. Abdülkadir Geylani Hazretleri Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem rüyanda görmeyen sufi olmaz diyor. Ben de hiç görmedim ama halimde birçok kere gördüm maşallah. Konuştum, sarıldım, rüyamda görememenin sebebi nedir efendim? Bir de buyursanız da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda da görsem onun çok ve pek pak sakalından öpsem, sarılsam olur mu? Benim emrime mi ait Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Allah muhafaza eylesin. Eles bezminde vermiş olduğumuz ahdimizi ne oldu da unuttuk? Kendine sor. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. Melekler de sen orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Devam eden Bakara suresi ayeti kerimede 30'da melekler insanoğlu var olmadan bu bilgiye ve kanaate nasıl vakıf oldular? Demek Allah bildirmiş. Bu soru değil ama arkadaşlar, tekkeyi yasakladığımız kardeşler, yasaklanan kardeşler ikinci bir emre kadar tekkeye gitmeyecekler. Bunlar açık ve net. Arkadaşlar, kardeşler, gözümüzün içine baka baka tekkenin adabını, erkanını bozmaya, adabını, erkanını bu noktada Allah muhafaza eylesin, farklı bir noktaya getirmeye hakları yok. Kimsenin yok. Bunu defalarca söyledim, defalarca da söyleyeceğim.